Şunu söylemek isterim. İyi ki de gelmişim. Benim anlamak başım dik. Ben hesabını veremeyeceğim hiçbir şey yapmadım. Araç ortada. Araştırılsın. Eğer kanunsuz bir şey varsa eleştirenler o zaman karşıma çıksın. Bu aracın vergileri tıkır tıkır ödeniyor. İlk alınırken burada bir bizim hakkımız vardı eşimle beraber. Ve ben de dedim ki madem öyle hakkımız var gidelim en iyisini alalım. En özel aracı alalım. Benim başka değerli araçlarım da var. Ama tabii bence asıl bu eleştirilerin asıl sebebi benim Lamborghini falan değildi. Bizim gibi bir sporcunun kariyerini noktalayıp AK Parti'nin yanında gözükmesi, AK Parti ile beraber olması. Takdir ederseniz ki ben dünya şampiyonlarında yarışan bir sporcuyum. Kariyerimi bu sezon noktaladım, sezonun içinde noktaladım. Cumhurbaşkanımızla olan benim bir ilişkim var. Kendisi bize her zaman değer veriyor. Ve onun ben bu teklifini kabul ettiğimde milletvekilliği olarak da vereceği bu görevi de milyonlarca euroyu ben almayıp böyle bir göreve geldim. Ve o günkü açıklamamı şunu dedim, milletvekili maaşını da almayacağım. Onun sebebi de şudur. Yıllar önce bana iddiadan da gelirler gelmişti. İhtiyacım olmasına rağmen ben bunları kabul etmemiştim ve almamıştım da. Bugün de milletvekilliği maaşına hamdolsun ki ihtiyacım yok. Öyle bir araçla gezip de milletvekilliği maaşını almanı da kendime de yakıştıramadım. Çünkü bazı insanlar milletvekilliği işte öyle arabayla gezerse ne anlar derdinden de diyorlar. Milletin derdinden ne anlar. Ben nereden geldiğimi çok iyi bilen biriyim. Tabii Cumhurbaşkanımızın yanında olmak, sapasağlam öyle dimdik durmak bazı insanların tepkisini de çekiyor. Ama benim Cumhurbaşkanım o kadar nazik bir insan ki beni bu göreve davet ederken bile Kenan razılığın var ise seni listelerimize koyacağız demişti. Tabii ben kabul ettim. Bu görev parayla, pulla, mevkiyle, makamla kabul edilecek bir görev değil. Benim gözümde öyle değil. Ben buraya Cumhurbaşkanım yanında dimdik durmaya geldim. Tabii eleştiriler bana çok fazla. Olacak da ama az önce dedim ya anlamak başımdık benim veremeyeceğim hiçbir hesabım yok. Böyle bize değer veren bir liderimiz varken burada bulunmaktan ben gurur duyuyorum, onur duyuyorum. Ve hatta beni o eleştirilenlere gene bir sözüm daha var. Gelsinler Sakarya'ya da evimi falan görsünler de yarın öbür gün demesinler ki milletvekilliğinden neler yaptı da şunu yaptı bunu yaptı ileri geri konuşamasınlar. Bakın bunu eleştirenlere söylüyorum. Öte yandan da buradan şunu teşekkür etmek istiyorum. O kadar çok destek olan var, beni koruyanlar var ki bazı yorumları okudum. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum bu konuda böyle arkamda duranlar. Çünkü burada bilinçli yapılan bir şey var. Az önce de dedim usulsüz bir şey varsa araştırsınlar. Kanunsuz bir şey varsa çıksınlar karşımıza. Ama öyle bir şey yok. Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir şey yok. Çok teşekkür ediyorum. Önemli olan bizim burada yapacağımız hizmetler. İnşallah yapacağımız hizmetlerle anılmak bize nasip olur. İnşallah. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.